6 Şubat'taki büyük depremin üzerinden 6 ay geçti. 11 kenti birden vurmuştu felaket ve ilk andan itibaren kentlerin yeniden ayağa kalkabilmesi için büyük bir seferberlik başlatıldı. Aradan geçen 6 ayda da önemli yol kat edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye inşa edilecek 10 binlerce konut için depremzedelerden 1 yıl süre istemişti. Aralıksız bir çalışma yürütüldü bölgede, halen de devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda teslim edilen konutlar da oldu. Afetzedelerin tamamını evlerine yerleşmesine ise az bir süre kaldı. Peki çalışmalar hangi noktada? İşte bu sorunun cevabı. Bir yıl bize müsaade edeceksiniz. Bir yıl içerisinde biz bu kalıcı konutları yetiştireceğiz. Vatandaşlarımızı da konutlara yerleştireceğiz. Asrın felaketinin hemen ardından vermişti bu sözü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı konutlar için depremzedelerden bir yıl süre istedi. Felaketin 6. ayında depremin vurduğu 11 ilde konutlar yükselmeye başladı. Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a 112.414 konut yapılması planlandı. Şu ana kadar 24.321 konut tamamlandı. 18.873 konutun yapımı sürüyor. Dünyada vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya başlayabilecek başka bir devlet yok. Çünkü biz bu milleti seviyoruz. Bu millete aşkla bağlıyız. Depremde büyük hasar gören Hatay'da ise toplamda 254.195 konut için düğmeye basıldı. Şimdiye kadar 33.971 konut yapılırken 19.988 konutun yapımına başlandı. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Gaziantep'e 41.922 konut yapılacak, 20.319'u tamamlandı. Yeni başlayan konut sayısı ise 3.829. Zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek. Adana'da 6 ay içinde 3.638, Malatya'da 14.338, Diyarbakır'da 6.278, Osmaniye'de 4.892, Adıyaman'da 4.629, Kilis'te 1.854, Elazığ'da 2.936, Şanlıurfa'da ise 5.175 kalıcı konutun yapımı tamamlandı. Binlerce konutun inşası ise sürüyor.